Jessica May'e öyle bir şaka yapıldı ki güzel oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. İzliyoruz. Yeni gelin setinde dizinin yıldızı Jessica May'i korkutan şaka. Nasıl? Ya şoktayım bana. Ya ben de gerginim. Bir kere Bahar, sen çok yeteneklisin. Jessica May nasıl ağlama krizine girdi? Dokunma! Yeni gelini çok ağlattılar. Demet Akbağ ile Çok Aramızda da yeni gelin dizisinin yıldızı Jessica May'e öyle bir şaka yapıldı ki evraklarının eksik olduğu ve Türkiye'de çalışma izninin olmadığı söylenen Jessica deyim yerinde ise ecel terleri döktü. Burada izinsiz sahte çalışma raporu var. Siz kim oluyorsunuz bu arada? Ben yetkilisiyim burada. Yetkilisiniz, tamam. Bir süre sonra Jessica da olay yerine geliyor. Zeki sen Jessica'ya belgeyi göster, inansın duruma. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bir evrak eksikliğinden bahsediyor. Jessica'nın sizsiniz değil mi? Verdiğiniz... Jessica, aynen. Evet. İlk verdiğiniz evraklarda bir eksikten bahsediyorlar. Ben şimdi bizim sen... kimliğini bir göstermek gerekiyor. Çantan nerede? Güzel Yıldız ilk şoku atlatamadan polisler devreye giriyor yeniden. Çalışma belgenizi alabilir miyiz sizin? Tabii ki. Çantayı hemen siz getirin. Çalışma belgeniz yanınızda değil mi, çalışma belgeniz? Evet. Tamam. Siz burada yanımızda durun. Ne zamandan beri Türkiye'de çalışıyorsunuz? Ben bu dizi aldım. Hı. Önceden benim oturma iznim vardı. Şu an yok mu? Şu an çalışma izin var. Ardından setin de iptal edileceği söylenince işler daha da karışıyor. Tamam da abi şimdi özür dilerim. Bir saniye. Şöyle saniye. Bir şey ama bir dakika. Lütfen. Şimdi lütfen. Ben Adanalıyım. Tamam. Ben de bu sette oyuncuyum. Tamam. Setten biri ihbar etti falan diyorsunuz ve hep herkes zan altında şu anda. Evet ama yani. Biz onu, ama bunu biz açıklayamayız. Biz onu karakolda çözeceğiz. Karakolda çözebiliriz sadece. Başka ama bir şekilde olacak söyleyeyim. Bir şey olamaz. İskender, ben Adanalıyım ve burada böyle hani bu şekilde yanlış anlamayın ama evet, müdahale edemezsiniz. Evet, kim ihbar edecek ya bizim böyle şeylerle işim olmaz. Şey, çanta otelde. Bir saniye. Ben buna inanmıyorum. Yani çanta otelde falan. Muhtemelen sen kaçak olduğunu biliyorsun. Şu anda bizi kandırmaya çalışıyorsun. Çanta otelde falan ben buna inanmıyorum. Az önce çanta pardon, burada dediniz. Pardon. Ben söyleyebilir miyim? Ben bir saniye olduğu için çanta almadım. Çünkü hızlı dönecektim otele. Haber bekliyoruz. Otelde, az önce... sıfır bilgide. Bilsiniz orada. Az önce burada dediniz çanta. Yani siz arkadaş yabancı bir çalışan olarak evraklarınızı sürekli yanınızda taşımanız gerekiyor. Yoksa evet. Deport yersiniz bu evet, durumda. Evet. Bir saniye olduğu için ben işte otelde bıraktım. Otel uzakta mı? Hangi otel? Uzak mı? Bizde hani... fotoğrafı var. Fotoğrafını göstersek olur mu şu an? Yok. Otel nerede? Dakikalar ilerlerken iş içinden çıkılmaz bir hale gelmeye başlamıştı. Birbirinden şüpheleniyorsunuz. Kaçak oldu mu? Kaçak olduğunuzdan şüpheleniyoruz. Nereden kaçıyorum? Resmi belgede sahtecilikten. İllegal bir belge düzenlediğinizden, resmi belgede sahtecilikten. Çalıştırma, yani var da var. İzni, sahte bu ekibin seni çalıştırmasından. Ama yani sonuçta var. Şüpheleniyorsunuz. Şüpheleniyorsunuz. Yani bizde var bir şeyler, yok. Gidince konuşuruz onu. Peki hiçbir insan sahte çalışmayla korkmaz. Bu kadar şey büyük bir hükümet varken... İnsanlar yani deli olmasın lazım yani. Sakinliğini korumaya çalışan Jessica May yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyor. Mevzu birinin ihbarı değil. Sizin çalışma izniniz olmaması. Biraz önce birinin ihbarı demediniz mi? Evet yani ihbarı. Neye karışıyorsunuz? Allah. Pardon. Lütfen ben tamam. Bir şey soruyorum şimdi. Buyurun. Benim buyurun. Hakkım yok mu kimin ihbar ettiğini şey bilmesini? Evet var. Önce belgenizi göreyim var. Tamam. Gidelim karakola işlemleri yapalım var. Ablayı da al. Ben... Ya bir saniye. Yani, siz niye karışıyorsunuz? Niye karışmayalım ya? Esin, sen yükselsene biraz. Karşı çık duruma. Çevuk'e çağırır mısın? Çağır, Çevuk kuvveti çağırırsa ne olacak? Yok, sen ara. Telefon sen var. Sen niye abartıyorsun olayları lütfen, arkadaşım? Lütfen abartmıyorum. Sen hemen çağır. Sen, bak, evet yani. Bir dakika sanki burada ben değilim. Ben sabahtan beri sakin. Lütfen. Tavrımı koruyorum ve
size diyorum ki iyilikle çözelim bu işi muhatabım diyorum değil mi? Muhatabım sizdesiniz arkadaş. Tamam. Susun tamam. Muhatabınız arkadaş da değil. Yapımcı gidin o zaman yapımcıyla tamam. Çözün muhatabı. Vida da çözeceğim. Lütfen. Şu an yani gözümüzün önünde durması lazım. O zaman lütfen ben hakimleş. Ben konuşayım. Bir dakika benim kimliğim burada. Buyurun. Var mı görmek? Lütfen. Zeynep. Şimdi ben kostüm değiştirebilirim. Gelir misiniz? Bir saniye bekleyin. Yanımdan ayrılmayın siz. Benim kimliğim burada. Görmek isteyen baksın. Set kesin duracak der Asin. Esin sen de sinirlen artık. Ya set duracak bir kere de. Hani set durmayacak arkadaşım. Set durmayacak tamam mı? Sen benim ekmeğimle oynayamazsın. Benim çalışma iznim var. Bir dakika ne kadar süreliğine dolacak bu set? Nerede ya bu? Mahkeme nerede? Efendim? Mahkeme karar verir. Ha, biz burada ekmeğimizden olacağız gideceğiz yani. Öyle bir şey yok. Gerçekten ne alakası ayıp var? Ya Esin. Onu söylemeye çalışmıyorum. O benim de arkadaşım. Ama burası 80 kişinin, 90 kişinin ekmek kapısı. Anladın mı? Bahar'cığım sakin ol. Bir dakika ol. Sen bir üstüme bu şekilde gelemezsin. Bir şey gelemezsin. Söyleyeceğim. Sakin ol çünkü arkadaşımızın zaten çalışma izni var. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ne demek nereden biliyorsun? Sana mı gösterdi çalışma izni? Geldiniz abi hepimizi ya. Kim geldik biz düzgün konuşuyoruz. Jessica Allah aşkına sen sizin yüzünüzden burada kaos var şu anda. Bahar ne söyleyeceğim ben bütün belgelerim vardı. Niye ki? Arkadaşlar yok. Niye yanımda nerede ya bu ekip? Bugün bir tane sahnem vardı diye getirmedim. Her gün getiriyorum bilmiyor musun sen? Konuşsun. Çünkü ben yanlış bir şey yapmadım. Bütün belgeleri verdim zaten. Ben gösterdiğe gittim. Oradan bana verdiler. Ben nereye gitmem lazım? Ve Jessica sonunda dayanamıyor. Gözyaşlarına boğuluyor. Arkadaşımıza bir sandalye verelim ayrıca yardımcı olalım. Oyuncu arkadaşımıza sahip ya çıkalım. Ya bırak onun stresini biliyorum ya. Böyle zamanlarda insanlar arkadaşlarına yardımcı olurlar. Bağırma. Saçma sapan bağırma bana. Terbiyesiz. Bağırma bana. Eyvah ağlattık kızı. Ya Jessica ben kötü bir şey mi söylüyorum? Bak seni... Lütfen yaklaşamam anne Bahar. Tamam. Seni yasını görmek istemiyorum. Bence bunu hak ettin Bahar. Tamam Bahar. Ah yandım Bahar vallahi sana çok kızdı. Hak ettin yani. Aa. Bugünden sonra bir daha konuşma benimle. Bir daha konuşma gel, benimle. Gel sakin ol gel. Sen bir kimliğini ver bakayım. Tamam. Sen bir kimliğini ver bana. Kimliğini ver. Bana bağırma. Gel ben de gerginim. Dur. Bir kere Bahar sen çok yeteneklisin. Utanamazsın bir sürü iş bulursun bundan sonra. Seni set bitir bitmez. Tamam özür dilerim. İşsiz kalmazsın merak etme. Tamam özür dilerim. Hayır konuşma benimle. Az önce dediklerini gerçekten kırıldı benim. Jessica valla bir şey söyleyeceğim. Ben de çok sağ ol. Dokunma bana dokunma. Jess gitme lütfen. Dokunma bana. Tamam. Yanımdan ayrılın. Tamam. Ve mutlu son. Şaka açıklanıyor. Jessica rahatlıyor. Ay çok üzülüyorum. Özür dilerim ya. O kadar harikim. Kusura bakma ne olur. O kadar tatlısın ki. Çok sokersin. Çok tatlısın. Ama arkadaşlarının oyunculuğu birazcık coşunca baktık sen gülüyorsun herhalde çok inanmadın olanlara dedik. Onlara biraz hafif dedik aranızda coşturun olayı. Sen onlara üzüldün. O kadar iyi kalpli bir kızsın ki onlara üzüldün. Ya işte geldi. Bunu da kızdım çünkü beklemedim artık. Dedim ki bunda hiç beklemeden sözler çıktı. Tahmin ettim. Onlar tahmin ettim. Sen de coştukça coştun. Ama o kadar sabırlı ve dirayetli ki yani ne yapayım kızım. Ya aslında her şey yolunda o bildiğim çünkü için. Çünkü bir sıkıntı olmadığı için çok sakin yani. Hay Allah'ım yarabbim hadi dinlenin. Ama ben çok mutluyum ya. Ay tamam. Seni tanıştım ben. İyi ki yaptın. Ay öyle mi diyorsun? İyi ki yaptın diyor. Ay iyi ben rahatsız. Yine seni tanıştım iyi ki yaptım. Ay keşke başka türlü de tanışsaydık. Ne bileyim böyle denk geldi. Ay Allah'ım.